Vücudumuzun kandaki glikoz seviyesini çok dar ve sabit bir aralıkta tutabilmesinin çok etkileyici bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu aralık 1 desilitre kan için 60 ila 150 miligram glikozdur. Bu rakamları aklınızda tutmanıza gerek yok arkadaşlar. Ama bunun serbest yağ asitleriyle e, karşılaştırıldığında çok daha belirgin bir aralık olduğunu söyleyebilirim sadece. Ya asitlerinin aralığı vücudun ihtiyacına göre bunun hemen hemen 10 katıdır. Yani kandaki yağ asidi seviyesi hem çok düşük hem de çok yüksek olabilir. Ama glikoz seviyesi her zaman bu sabit aralıkta kalır. Şuraya kandaki glikoz seviyesi diye de not edelim hemen. Evet. Bu aralığın sabit bir aralık olması çok önemli çünkü vücudumuzdaki bazı dokular örneğin beynimiz, gözlerimizdeki bazı hücreler, böbreklerimiz ve hatta al yuvarlarımız ATP üretebilmek için neredeyse sadece glikoza ihtiyaç duyarlar. Buna dayanarak kandaki glikozun bahsettiğim bu hücreler tarafından hücresel solunum yoluyla ATP üretmek amacıyla kullanıldığını aklınızdan çıkarmayın. Hücresel solunumun 3 temel adımını hatırlayacak olursak, birincisi glikolizdi. Yani glikozun yıkımı. Sonra glikoz Krebs döngüsüne giriyordu. Burada oksidasyona uğrayıp tüm enerjisini salıyordu. Ve son olarak glikoliz ve Krebs döngüsünün yan ürünleri elektron transfer zincirine girerek yüklü miktarlarda ATP üretimi sağlıyordu. Tamam mı? Bu şekildeydi temel adımlar. Peki, vücudumuzun Kandaki glikoz seviyesini bu dar ve sabit aralıkta nasıl tutabildiğini hiç merak ettiniz mi? Vücudumuz içinde bulunduğu duruma göre bunu farklı şekillerde yapar arkadaşlar. Evet, vücudumuz ya tokluk halindedir ya da açlık halinde. Tokluk hali adından da anlaşılacağı gibi yemek yedikten hemen sonraki durumdur. Mesela kurabiye yediğimizi düşünelim gastrointestinal yolda yıkıma uğrayan glikoz, kandaki glikoz seviyesine doğrudan etki eder ve hücrelerimiz tarafından da kullanılır. Açlık halinde ise yani yemek yemediğimiz zamanlarda vücudumuz kandaki glikoz seviyesini düzenlemek için iki farklı yola başvurur. Açlık halinde vücudumuzun kandaki glikoz seviyesini bu aralıkta tutabilmek için kana glikoz pompalaması yani kullanılan glikozun yerine yenisini koyması gerekir. Çünkü dediğimiz gibi vücudumuza bu durumda bir glikoz girişi yok. Evet, açlık durumunda vücudumuz glikojen adı verilen bir polimeri ya da glikoz zincirlerinden meydana gelen bir molekülü kullanır. Glikojen tokluk halinde kandaki glikoz kullanılarak üretilen bir moleküldür. Vücudumuz sürekli glikoz almayacağını bildiği için glikozun bir kısmını glikojen olarak depolar. Glikojen moleküllerinin büyük bir kısmı da karaciğerde bulunur ve bu da karaciğeri karbonhidrat metabolizmasının çok önemli bir parçası haline getirir. Açlık halinde vücudumuz bu glikojen moleküllerinin bazılarını parçalayarak kandaki glikoz seviyesini sabit tutmayı başarır. Ama ne yazık ki glikojen parçalanması sadece 10 ile 18 saat arasında sürdüğünden 10-18 saat sonra tüm glikojen depolarımızı kullanmış oluruz ve bu depoları yenilememiz için yeniden yemek yememiz gerekir. Örneğin gece uyurken gerçekleşen açlık halini düşünelim. Bu süreç yaklaşık e, 8 ila 10 saat arası sürer öyle değil mi? Yani vücudumuzun gün içerisinde glikoz üretebilmek için başka bir yönteme ihtiyacı vardır. Bu ikinci yöntemin adı da videomuzun da konusu olan glukoneogenezdir glukoneogenes. Biraz söylemesi zor bir kelime biliyorum arkadaşlar ama şimdi bu kelimeyi bir yakından inceleyelim. Neo yeni demek. Genez ise üretim demek değil mi? Glukoyu biliyoruz zaten. Yani yeni glikoz üretimi oluyor. Glukoneogenes yeni glikoz üretimi. Aslına bakarsanız bu oldukça ilgi çekici bir olay. Çünkü glukoneogenezde Vücudumuz karbonhidrat kaynağı olmayan kaynaklardan gelen öncül molekülleri alır. Bu moleküller genellikle o anda kullanımda olmayan amino asitlerdir. Ayrıca kasların çalışması sonucu ortaya çıkan bir yan ürün olan laktat gibi öncül moleküller de olabilir. Vücut bunları alır ve glikoz üretmek için yeniden düzenler. Elde edilen glikoz da kana verilerek glikoz seviyesinin ve dokularımız için gerekli olan ATP tedarikinin sabit kalmasını sağlar. Evet, karbonhidrat metabolizmasına geniş bir açıdan baktık ve glukoneogenezin de tüm bu süreçte nerede bulunduğunu anlamış olduk. O zaman şimdi glukoneogenezden bahsedebiliriz. Bunu tam anlamıyla yapabilmek için de biraz glikolizden bahsetmemiz lazım. Evet hemen ekrana glikoz videomuzda kullandığımız şemayı getiriyorum. Kısaca hatırlatmam gerekirse glikoliz glikozla başlıyordu ve glikoz birkaç aşamada parçalanıyordu. En önemli olarak da burada bu gördüğünüz 3 karbonlu moleküle yani gliseraldehit trifosfata dönüşüyor. Gliseraldehit trifosfat. Daha sonra da daha fazla parçalanarak ve yeniden düzenlenerek ATP ve ADH açığa çıkararak en sonunda piruvat adını verdiğimiz molekül ortaya çıkıyordu. Piruvat ise çok önemli bir molekül çünkü bundan sonra Krebs döngüsüne girerek elektron transfer zinciri aracılığı ile daha fazla ATP üretilmesini sağlayan NADH ya da NHD NADH, NADH üretimini gerçekleştirir. Evet, önemli olan glikolizde glikozun piruvata ayrılmasıdır. Glikoneogeneze dönecek olursak ben glikoneogenezi glikolizin neredeyse tam tersi olarak düşünmeyi tercih ediyorum. Tepkime serisinin bu ucundan yani piruvatla başlıyoruz ve bu tepkimeleri tersine çevirerek glikoliz elde ediyoruz. Hemen hemen tersi dememin sebebi bu turuncu oklar. Dikkat ettiyseniz bunlardan tam 3 tane var. Birincisi glikozdan glikoz 6 fosfata giderken burada, ikincisi burada ve sonuncusu da burada. Son molekülü piruvata çeviriyor. Glikolizdeki bu tepkimelerin özelliği iki yönlü siyah oklar yani tepkimelerin tam aksine tek yönlü olmalarıdır. Demek istediğim bu üç tepkime tersine çevrilemez. Başka bir deyişle, işe kimyadan havalı bir terim de katacak olursak, bu tepkimelerin delta G'leri negatiftir ya da Gibbs serbest enerjileri negatiftir diyebiliriz. Eğer tepkimeleri ters çevirecek olursak, bu işareti de tersine çevirmemiz gerekir. Öyle değil mi? Yani bu eksi işareti olursa ne artı? Ama burada bir sorun var. Biyolojik tepkimelerin gerçekleşebilmesi için delta G'nin negatif olması gerekir. Bu da vücudumuzun bazı durumlarda ödün vermesi gerektiği anlamına gelir. Şunu demek istiyorum, vücudumuz burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane tersinebilir tepkime olduğunu biliyor. Bu tepkimeler delta G'leri sıfıra çok yakın olduğu için tersine çevrilebilirler. Evet, vücudumuz bu 7 tepkimeyi olduğu gibi tutar. Ama piruvattan glikoza giderken tersinemez 3 tepkime yerine farklı bir yol izler. Ama şimdilik biz bu konuya girmiyoruz. Siz sadece glukoneogenezin glikolizin tersi olduğunu düşünün. Bu bize şimdilik yeter. Evet arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere.